biz tam 234 gündür kanun hükmünde kararnamelere ve OHAL'e karşı mücadele ediyoruz. İlk Nuriye İnsan Hakları Anıtı önüne çıktığında dediler ki OHAL var çıkamazsın. Ama çıktı. Bize defalarca baskı yaptılar, işkence yaptılar, gözaltı yaptılar. Sadece benim 20 tane davam, artık bilmediğim birçok soruşturmam var. Ve diğer arkadaşlarım da Nuriye'nin 30'un üstünde gözaltısı var. Semih'in öyle, buradaki birçok arkadaşımızın öyle. Şimdi kendilerince bir istibdat yönetimi kurmaya çalışıyorlar. Biz buna karşı çıktık ve sokakları özgürleştirmeye karar verdik. O gün bugündür burada direniyoruz. Şimdi biz Selanik'te toplandık buraya gelmek için. Polis müdürü diyor ki yaptığınız yasa dışıdır. Hangi yasaya göre? 2911'e göreymiş. 2911'de ve anayasanın 34. maddesinde herkes izin almadan silahsız, şiddetsiz eylem yapabilir diyor. Ama bu kişiler engelliyor. Bakın arkadaşlarımızın elinde ne var? Silah mı var? Var mı arkadaşlar? Taş mı var? Var mı? Yok. Şu anda 11 arkadaşımız gözaltında. Ne yapmışlar da gözaltına alınmışlar? Orada toplandıkları için. Ve Dışişleri Bakanı ve bakanlar diyor ki Almanya'da Cumhurbaşkanınızın gösteri toplantı hakkı engellendi. Özgürlük yok diyor. Siz gelin de buraya bakın. Burada bize 204 gündür, 34 gündür işkence ediyorlar. Nuriye ve Semih 114 gündür aç ve biz 2013 ölüm oruçlarında biliyoruz ki insanlar açlık grevinde olduğu için cezaevlerinden tahliye edildi. Şimdi ise her şey tersine dönmüş. Açlık grevi yaptığı için tutuklanıyor insanlar. 12 Eylül'ü aratan bir ortam yaratıldı burada. Biraz önce de söyledim açıklamada. Nasıl 12 Eylül'cüler biz sağdan astık, biz soldan astık diyorsa şimdi mevcut hükümette bir sağdan attık, bir soldan attık diyor. Ne olmuş? 15 Temmuz darbe girişimi. Sizin istihbaratınız uyuyor mu? İçişleri Bakanı diyor ki aydınlara siz bizim istihbaratımıza güvenmek zorundasınız. Ya niye güvenecekler ki? Siz darbeyi bile eniştenizden öğrenmediniz mi? Sizin 15 Temmuz'a kadar olan bütün istihbarat şefleriniz cezaevinde değil mi? Açığa alınmadı mı? İhraç edilmedi mi? Hangi istihbarattan bahsediyorsunuz? Bizim bir suçumuz var. Sizin bu keyfiyetinize karşı çıkmış olmak, etkili eylem yapmış olmak. Çok etkili bir eylem yaptık. Onun için Nuriye ve Semih'i tutukladınız. Onun için bana dava açtınız. Onun için 11 arkadaşımızı şimdi gözaltına aldınız. Ve bu soruşturmalara devam ediyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? 10 Ekim'de yaralanan Cihan'ın babası, Cihan'ın babası Ahmet abiyi aldılar. Oğluna bakıyordu 2 yıldır. Gözaltına aldılar. 9 gün tuttular. Ve HES eylemine katıldığı için örgüt emriyle sen bunu yaptın dediler. Örgüt de HES'e karşı dediler. Düşünebiliyor musunuz? Şurada toplumda duyarlı olan, az çok yüreği olan, az çok çevresine saygılı olan kim HES'lere karşı değil? Ve diyorlar ki HES'lere karşı olan herkes örgüt talimatıyla işlem yaptı, eylem yaptı. Ve biz diyoruz ki bizi işimizden attınız bir gece kesiyle. Siz o helikopterden ateş eden, tanktan ateş edenle düne kadar beraberdiniz. Aynı menzile giden yolda beraber yürüdünüz. Biz yürüdük mü? Hayır. Peki bizi neden işten attınız? Nuriye'yi, Semih'i neden işten attınız? Biz size bunu soruyoruz. Siz cevap veremiyorsunuz. Cevap veremediğiniz ölçüde de sinirleniyorsunuz. Bize saldırıyorsunuz. Herkes şunu görüyor. 5 Temmuz 2000 tarihinde benim kolumu koparttınız. Köpeklere attınız. Sonra ne oldu? Ben beraat ettim. Soru çalmadan, kimsenin hakkını yemeden sınava girdim ve kamu emekçisi oldum. Beraat ettim, beraat. Şimdi siz Nuriye'yi ve Semih'i öldürüp sonra mı beraat ettireceksiniz? Sonra mı işine döndüreceksiniz? Benim kolumu aldın, aldınız. Onların hayatlarını almayın. Bırakın. Arkadaşlar. Nuriye, Semih onurumuzdur.
sersemi için sürekli yiyorlar diyorlar. Siz hiç gördünüz mü bir devrimcinin, bir sosyalistin, bir demokratın sözünü yediğini? Biz ömrümüzü yedik, karşınıza çıktık, bizi cezaevlerinde çürüttünüz, kolumuzu kapattınız, hayatımızı aldınız. Biz hiç sözümüzü yedik mi? Yemedik. Vücudumuzdan yedik, ömrümüzden yedik ama asla sözümüzü yemedik. Şimdi size sesleniyorum. Madem bu kadar yalan ortaya yayıyorsunuz, Nuriye ve Semih'in fotoğraflarını yayınlayın, cezaevindeki fotoğraflarını. Arkadaşlarımızın bir deri, bir kemik olduğunu görecek halk. Şimdi her yerden sıkışmış durumdasınız. Dünya soruyor, bu insanların suçu ne? Türkiye'de halk soruyor, bu insanların suçu ne? Siz diyorsunuz ki terör. Ne koyuyorsunuz ortaya? Açlık grevi yapmışlar diyor. Niye? Siz demediniz mi? Ağaç kökü yesin demediniz mi? Onlar siz ağaç kökü yesin dediğiniz için açlık grevine başlamadı mı? Açlık grevine bir emir veren varsa o da sizin hükümetiniz değil mi? Bu açlık grevini tetikleyen, başlatan sizsiniz. Bugün bizim bu sokakta olmamızın sebebi sizsiniz. Eğer bizim sokakta olmamızı istemiyorsanız, eğer bizim açlık grevi yapmamızı istemiyorsanız faşizme son verin, baskıya son verin. Nuriye'yi ve Semih'i serbest bırakın, yakamızdan düşün.